Merhaba arkadaşlar, ben Kayhan Ayar. Bu videoda sizlere dosyalama ile ilgili bir örnek göstermeye çalışacağım. Öncelikle projemi aktif edeyim. Arkadaşlar, dosya yazma okuma şu ana kadar yaptığımız sin ve si out komutlarıyla çok benziyor. Aslında arka planda yapılan işlemler neredeyse aynı. Tek yapılan şey, ekrana yazacağınızda dosya yazıyorsunuz. Veya klavyeden okuyacağınızda bir dosyadan okuyorsunuz. Ekrana yazma işlemini yaparken biz IOStream'i kullanıyorduk. Dosya yazarken de arkadaşlar FStream'i kullanacağız. O yüzden öncelikle kütüphanesini ekliyorum. Tabii include yazmam gerek. Şimdi arkadaşlar öncelikle main içerisinde FStream'den bir nesne oluşturmamız gerekiyor. FStream bir sınıf. Bu sınıftan bir tane nesne oluşturacağım. Dosya diyelim. Daha sonra bu dosyayı açmam gerekiyor arkadaşlar. Şu an için sadece nesne oluşturdum ama bir dosyayı açmam gerekiyor öncelikle. Dosya nokta open diyorum. Open fonksiyonu açmamı sağlıyor. Dosya açmamı sağlıyor. Öncelikle bana dosyanın ismini soruyor. Ben de dosyamın ismini deneme nokta txt diyeceğim. İstediğiniz isim de verebilirsiniz. Uzantısını da belirleyebilirsiniz. İkinci parametremiz arkadaşlar dosyayı açma modumuz. Dosyayı okumak için mi açıyoruz? Yoksa yazmak için mi? Veya ikisini birlikte yapmak için mi açıyoruz? Veya üstüne ekleme yapmak için mi açıyoruz? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Belirteceğimiz kısım da arkadaşlar burası. Burada arkadaşlar eğer ki herhangi bir parametre kullanmazsanız otomatik olarak okuma ve yazma modunda açacak. Tabii bu mod içerisinde şöyle bir sorun var. Eğer ki dosyanız yoksa, daha önce böyle bir dosya oluşturulmadıysa, dosya açma işlemi gerçekleştirilmez. Örneğin derleyelim. Bakın, girdiğim zaman klasöre bir dosya oluşmadığını göreceksiniz. Şimdi, bir dosya açtıktan sonra arkadaşlar, bu bir tavsiye. Direkt kapatma komutunu girin. Eğer ki bir fonksiyon içerisinde dosyayı açıp işiniz orada bitecekse, dosyayı hemen kapatın. Bütün kodlarınızı, dosya işleme kodlarınızı bu araya yapabilirsiniz. Aksi takdirde unutma riskiniz var. Programcılıkta en büyük problemlerden birisi arkadaşlar, kişinin hata yapma riski. Bu riski ortadan kaldırmanız imkansız ama azaltma şansınız var bu tip pratikler geliştirerek. Şimdi eğer ki dosyanız yoksa ve yazmak için açılmasını istiyorsanız, eğer olmayan bir dosyayı açıyorsanız ve oluşturulmasını istiyorsanız, çünkü içine yazacaksanız biraz uzun oldu ama. IOS içerisinde bulunan out parametresini kullanmanız gerekiyor. Yani yazma modunda açıyorsunuz bir nevi. Dosyanın açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de dosya içerisinde bulunan isOpen fonksiyonunu kullanmanız yeterli. Bu fonksiyon dosya açıldıysa true döndürecek. Şurada kontrol etme şansınız var. Gördüğünüz gibi dosya açıldıysa bütün yazma işlemlerini burada gerçekleştirebilirim. Örneğin bir deneme yapalım. Pardon, siyahlı olmayacak. Eğer ki dosya yazmak istiyorsam arkadaşlar aynı siyahlı olduğu gibi dosyayı kullanarak mesajımı ekrana çıkartacağım. Yanına bir de sayı yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Değerliyorum. Klasörüme gidiyorum. Gördüğünüz gibi klasörümde txt dosyası oluşturulmuş. Getirir buraya taşırsam gördüğünüz gibi istediğimi yazmış. Bakın klasörünüzü görmeniz için, Visual Studio'da görmeniz için Show All Files'ı tıklamanız yeterli Solution Explorer'da. Gördüğünüz gibi TXT projemin içerisinde. Show All Files, projenizin içerisinde bulunduğu klasörü görmenizi sağlar. Bakın, şu görünüşte, biraz karıştırdık ortalığı. Bu sanal görünüş diyebiliriz. Yani klasörünüzün içerisini göstermiyor. Sizin sanal olarak oluşturduğunuz filtreleri gösteriyor. Eğer isterseniz klasörünüzü şuradaki Show All Files butonundan görme şansınız var. Buradan da gördüğünüz gibi içeri girebilirsiniz. Sol taraftaki işaret arkadaşlar projenizin içerisine dahil olmadığını söylüyor.
Ki bakarsanız projenizin içerisinde herhangi bir deneme TXT yok. Pardon, şuraya geçelim. Projeniz içerisinde herhangi bir deneme TXT yok. Bunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Üstüne gelip Include in the Projects dersiniz. Ve artık gördüğünüz gibi projeniz içerisine ekle. Okuma işlemi de arkadaşlar sync komutuna çok benziyor. Tek yapmamız gereken şey öncelikle okuyacağımız verinin yerleştireceği değişkeni belirtmek. Tabi dosyanızın içeriğini bilmeniz gerekiyor. Yani dosyanızdaki verileri nasıl yerleştirdiğini bilmeniz lazım. Örneğin burada biz ne görüyoruz? Aralarında hiçbir mesafe olmayan değerler görüyoruz. Peki bunu fstream nesnemiz nasıl görecek derseniz, arkadaşlar bunu bir bütün olarak görüyor. Arada herhangi bir boşluk bırakmadığımız için bunların hepsini bir hamlede okumaya çalışacak. Yani diyelim ki şöyle yapalım. Tabii öncelikle dosya metodumu değiştirmem gerek. In yazacağım. Yani input okumak için açacağım. Bu sayede dosyanın içerisine herhangi bir yanlışlıkla bir veri yazamam. Öncelikle okuyacağım veri arkadaşlar string olsun. Çünkü dikkat ediyorsanız yazıyla başlıyor. Eğer ki ben buraya sayı dersem bir hata yapabilir. String diyeceğim. Ne diyelim? Veri. Dosyada okumaya çalışalım. Bakın okuduğu ilk tabii string'i eklemem lazım. Daha sonra da bunu ekrana çıkartalım arkadaşlar. Bakalım ne okuyor. Gördüğünüz gibi arada bir boşluk olmadığı için 1, 2, 3, 4'ü bu string'in bir parçası olarak gördü. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bunların ayrı ayrı okunmasını sağlayabiliriz? Verilerin arasında boşluk bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani eğer ki ben yazarken boşluk bırakmış olsaydım iki farklı okumayla bir veriyi string'e bir veriyi de integer atma şansım olurdu. İsterseniz şurada hemen yapayım. Araya bir boşluk bırakalım. Şimdi programı derleyelim. Gördüğünüz gibi sadece merhabayı çıkarttı bu sefer. Çünkü boşluğa kadar okudu. İkinci değişkeni de okuma şansım var. Int sayı diyelim. Buradan da dosya sayı diyeceğim. Şimdi bakın fstream okuma yaparken dosyanın içerisinde son okuma yaptığı noktaya kadar gidiyor. Bir nevi bir işaretçi bırakıyor oraya. İlk okuma yaptığı zaman arkadaşlar bakın buraya kadar okudu. Artık işaretçi şu kısımda kalıyor. Boşluğu es geçtiğini düşünün. Bir sonraki veriyi okumaya başlıyor. Biz ona dedik ki integer var dedik. O da gidiyor. Bu noktadan sonraki gelen bütün rakamları bir integer'a çeviriyor. Eğer ki burada integer olmasaydı programımız hata verirdi. Fakat burada bir integer var. O yüzden okumaya devam edecek. Eğer ki burada başka bir şey olsaydı mesela deneme deseydik, başka bir string yapsaydık. İkinci değişkeni arkadaşlar okuduktan sonra yine boşluk bıraktığımız için fstream nesnemiz şu noktada kalacaktı. Bir sonraki okumada da burayı okuyacaktı. Yani bu işte okuma, dosya okuma işleminde sırayla yapıldığını bilmeniz gerekiyor. En son nerede bıraktığınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şunu bir deneyelim. Ekrana çıkartalım. Tabii sayıyı ekrana çıkartmadık. Gördüğünüz gibi önce merhaba, sonra sayı. Tekrardan okutabiliriz arkadaşlar. Çünkü bir tane daha verimiz vardı dosyada. Dosya diyelim. Veri diyelim tekrardan. Cout veri diyelim bakalım bu sefer ne çıkartacak ekrana. Gördüğünüz gibi önce merhabayı çıkarttı. Şurada olduğu gibi. Sonra devam etti okumaya. 1, 2, 3, 4'ü yani 1204'ü bir integer olarak okudu. Daha sonra da denemeyi ekrana çıkarttı arkadaşlar. Onda da string olduğu için. Daha sonra arkadaşlar tam bu noktada kalıyor. Eğer ki başka bir şey olsaydı bir sonraki okumuzda oradan devam edecek diyor onunla. İsterseniz tabii pointer'ınızı yani işaretinizi başa çekme şansınız da var. Ama kimi zaman bu dosyayı baştan sona okuyacaksınız. Bu yöntem aslında işinize yarayacak. Şimdi gelin basit bir sınıf yapalım. Örneğin ne olsun? Dörtgen diyelim yine.
Dörtgenin bir ismi olsun. Genişlik ve yükseklik olsun. Dörtgen kurucumuz ismini dışarıdan alsın. Tabii ne yapıyorduk? Bunlara M veriyorduk öncelikle. İsimleri çakışmasın diye. M6 da olabilir arkadaşlar. Ben genelde M6'yı kullanırım. Kurucumuzu hemen buraya yazıyorum. Çok uğraşmak istemiyorum haştasını oluşturmak için. Parametrenin ismini yazmadım. İsim diyelim. Tabii öncelikle hem genişliği rastgele alalım. 100 birimle sınırlı olsun. Hem yükseklik, hem isim, eşittir isim. Harika. İngilizceye geçti klavyem. Nesnem oluştu. Şimdi arkadaşlar bu nesneye bir fonksiyon yazacağım. Bu fonksiyon nesnemi dosya yazacak. Aslında dosya ismini parametre olarak da alabilirdim ama gerek yok. Hangi dosya yazacağını bilsin. Modülerlik açısından dosya ismini dışarıdan alırsa tabii daha iyi olur ama önemli değil şimdilik. Önce bir fstream oluşturuyorum. Daha önce oluşturduğum gibi. Daha sonra dosyayı açacağım arkadaşlar. Tabii dosyayı arkadaşlar ismine şekiller diyelim. Açma modunu arkadaşlar şu şekilde yazacağım. Sona eklemek için açacağım arkadaşlar. En sona ekleme yapacak. Her seferinde sonuna ekleyecek. Bir de şey yapalım. Yazmak için alanı da açalım. İkisini birleştirmek için de araya or ifadesini kullanıyorsunuz. Operatörünü pardon. Dosyamın açılıp açılmadığını kontrol edeceğim. Eğer ki açıldıysa içeri girecek. Dosyamı hemen burada kapatayım. Daha sonra da önce isimi yazdıracağım. Sonra arkadaşlar bir boşluk bırakacağım. M genişlik. Tabii M kullanmam gerekirdi. Bir boşluk daha. M yükseklik. En sona da satır başı yaparsam arkadaşlar bu daha da iyi yapar durumu. Boşluk bırakmak yerine tekrardan. Evet. Dosyamı yazdıracak bu şekilde. Şunları silelim. Artık bunlara ihtiyacım yok. Tek yapmam gereken bir tane dörtgen oluşturacağım. Tabii default constructor'ımız yok. O yüzden isim vermem gerekiyor. Boşluk bırakmayın arkadaşlar isim verirken. Yoksa onları iki string olarak ayırır. Böyle bir problem istemiyoruz şimdilik. Kaydet diyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Tabii ekrana hiçbir şey çıkartmadık. Dosyalarımıza bakalım. Şekiller diye bir TXT'miz var. Gördüğünüz gibi yeni dörtgen 41-67. Tabii her oluşturduğumuzda bir tane daha ekleyecek sonuna. Şimdi bakalım. Burada şunu söylüyor arkadaşlar. Açık olan dosyalardan biriniz içerisinde bir değişikliğe uğradı diyor. Görüntü yenilemek istiyor musunuz? Evet diyorum. Yani şekiller değiştiği için söylüyor. Gördüğünüz gibi aynı şeyi yazdı. Bunun sebebi dosyayı açış formatımda bir hata var. Onu değiştirmem gerekiyor. Yani dosyayı tekrardan oluşturdu arkadaşlar. Benim istediğim bu değil. Benim istediğim üstüne eklemesi sanırım sadece alt yeterli değil, in de kullanmam gerekiyor. Bir deneyelim onu.
Evet. İn de kullanmam gerekiyormuş. Aksi takdirde dosyayı yeniden oluşturuyor. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. İki defa yazdı veriyi. Eğer ki her yazdığımızda bir defa daha ekleyecek sonuna arkadaşlar. Okuma işlemini yapmadan gene şuraya kendimiz bir şeyler ekleyelim. Beş tane, dört tane dörtgenimiz var. Peki bunları nasıl okuyacağız? Arkadaşlar, eğer ki ben dosya okuma işlemini dörtgenin içerisinde yaparsam bu çok da mantıklı değil. Çünkü her okuyacağım şey zaten bir dörtgen. Dörtgen nesnesi sadece bir tane dörtgen okumalı. Benim istediğim şeye pek karşılık gelmiyor. Benim dörtgenlerin her birini tek tek okumam gerekiyor. Bunun için başka bir sınıfı yazmak daha mantıklı. Dörtgenleri kontrol edebilecek bir sınıf. Şöyle diyebiliriz mesela. Diyelim ki dörtgenleri ekrana çıkartmak istiyoruz. Ne deriz? Oku ve ekrana çıkar. Tabii şuradakini aynen alacağım. Bu sefer sadece okuma yapacağım için şekilde modunu değiştiriyorum. Dosyanın açık olup olmadığını kontrol ediyorum. Sonra da dosyayı kapatacağım. Şimdi dosya okumam için öncelikle dosyanın formatına bakmam lazım. Dosyada öncelikle string, sonra iki tane integer var. Bunu nasıl yaparım derseniz aslında basit. String öncelikle isim, sonra da int and int boy diyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sonra bunları sırayla okutmak. And boy. Hemen ekrana çıkartalım. Tabii ki defa int yazamayız. Ekrana hiçbir şey çıkmadı. Demek ki dosyamız açılmadı. Hayır, açıldı da ben fonksiyonu hiç çağırmadım. Şekillerin sonuna gene bir şey ekledik. Bunu silelim. Burada arkadaşlar şekiller nesnemden, sınıfımdan bir tane nesne oluşturacağım. Şekillere diyeceğim ki oku ve ekrana çıkar. Bakalım ne yapacak. Bakın ilkini okudu ve ekrana çıkarttı. Tabii hiçbir düzeni yok. Şuraya gelip bir tane boşluk bırakalım. Veya şöyle diyelim en iyisi. Set W 20 Set W 5 Set W 5. Tabii setW'yu kullandığımız için. Bakalım şimdi nasıl çıkacak. Biraz daha düzenli. Sola yatma yapmış şekilde yapalım. Şimdi bakalım. Bu da iyi. Bir de satır başı yapalım. 20 sanırım çok büyük oldu. Şuraya da 3 yapalım. Tamam. Tabii dikkat ediyorsanız sadece bir tane yazı ekrana çıkarttı. Bir tane satır çıkarttı. Bizim 4 tane var. Belki daha fazla var. Bilmiyoruz. Bu genişleyebilir de onu bir rakamla bu işi yapmak mantıklı değil. Yani bir döngü yapıp 10 kere dön demek pek mantıklı değil. Çünkü şekiller TXT içerisinde ne kadar eleman olduğunu bilmiyoruz. Fakat fstream nesnesinde bizim işimize yarayacak bazı şeyler var. Örneğin dosya isEndOfFile fonksiyonu. EndOfFile. Bu fonksiyon bize dosyanın sonuna gelip gelinmediğini gösterir. Eğer ki fonksiyon true ise
Dosyanın sonuna gelinmiş demektir. Eğer false ise gelinmemiş demektir. Biz de buna göre bir while döngüsü kurup harika. Bu kısım eşit değil true ise döngümüz devam edecek. Ve biz her seferinde bir satır okuyacağız. Endle demem bir sonraki satır okumaya başlaması için arkadaşlar. Pardon. Şurayı da almam gerekiyor. Endle dememe gerek yok. Dememişim zaten. Bakın end of file olana kadar her seferinde 3 tane veri okuyacak. Aradaki boşlukları ve satır başlarını es geçiyor zaten. Her okuduğunda ben de ekrana çıkartıyorum. Bakalım ne yapacak. Bakın her satır ekrana çıkarttı. Dikkat ediyorsanız bir problem var. Bir kere burasının 4 birim olması lazım. Onun yanı sıra son satır 2 defa okudu. Bunu niye yapıyor onu göstereceğim birazdan. Öncelikle şurayı 4 yapalım. Boşlukta sorun yok. Tabi burada bir problem var arkadaşlar. Eğer dikkat ediyorsanız son satır 2 defa yazdırılıyor. Bunun sebebi arkadaşlar biz her yazdırma işleminden sonra satır başı yaptığımız için en son yazdırma işleminden sonra bir tane satır başı arkadaşlar bu 5. satır fazlalık olarak kalıyor. Verileri okumayı bitirmesine rağmen hala satır başı ifadesi karakteri hala okunması gerekiyor. O yüzden end of file fonksiyonu false dönmüyor. Çünkü okunacak bir byte var şeklinde düşünüyor fstream nesnesi. Tabi içeri girdiği zaman end of file okunmadan es geçildiği için isim en ve boy işlemi yani şu okuma işlemi başarısız oluyor. İsim en ve boy değerleri de bir önceki döngüden gelen değerlere sahip ve onlar ekrana çıkartıyor. Peki nasıl olur da ben bu durumdan kurtulabilirim? Okuma işlemi arkadaşlar, fstream nesnesinin okuma işlemi yani şu görmüş olduğunuz işlem aslında bir fonksiyon. Bu fonksiyonda bir dönüşü var arkadaşlar, size bir dönüş değeri getiriyor. Eğer ki işlem başarısız ise size doğru olmayan bir değer gönderiyor. Yani sıfır değeri döndürüyor. Eğer ki sıfır değeri alırsanız döngünüz biter. Dolayısıyla ben dosya okuma işlemini while'ın içerisine yazıyorum. Bakın fonksiyon yukarıdan aşağı girecek. While'ın içerisine girdiği zaman arkadaşlar ilk yapılacak işlem şuradaki fonksiyonu çağırmak. Şu görmüş olduğunuz fonksiyonu. Bu fonksiyon sonrasında eğer ki işlem başarılı oluyorsa while'ın içerisine bir sayısı bırakılacak. Ve ona göre while içeri girecek, ekrana çıkartacak. Eğer ki işlem başarısız ise while'ın içerisine hiç girmeyecek ve fonksiyon bitecek. Şimdi bakın çalıştırırsam gördüğünüz gibi son satırdan kurtuldum.